Türkiye ihracatla kalkınan bir ülke. İhracatla büyüyoruz. İhracatta da aslında rekabette hız çok önemli. Türkiye, Türk ürünleri aslında Avrupa pazarına çok hızlı gittiği için başarılı. Çin ürünlerinden, Pakistan ürünlerinden daha hızlı ulaştığı için başarılı. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin çok kritik bir role sahibiz. Milli bir proje aslında lojistik. Ve şu ana kadar kendi ihracatımızı taşıma odaklı bakmışız. Ama tekrar ediyorum, bizdeki becerileri dikkate alarak Avrupa'daki lojistiğin genel yapısına baktığımızda bizim taşımacılarımız çok avantajlı. Çünkü Avrupa lojistikçinin maliyetleri yüksek. Kar yağar, çığ düşer, yol kapanır. Bir Fransız taşımacı en yakın otel nerede diye aramaya başlar. Bizimkisi hemen dolabını açar tırında, bir menemen yapar, geçer tırın içinde uyur. Bizim işletme maliyetlerimiz falan da çok esnektir, çok rekabetçiyiz bu yönüyle. Türkiye ekonomisi için motor bir gücü var, önemi var. Ve son dönemde de Türkiye'de bu konu anlaşıldı. Türkiye aslında dış ticaretin lojistiği için çok stratejik bir öncelik olarak taşımacılıkla, lojistikle ilgileniyor. Zaten otoyol yatırımları yaptı. Demir yollarında duble yollar planlanıyor. Ciddi ro-ro hatları var Türkiye'nin. Deniz, dünyaya ulaşımı çok güçlüdür. Bugün Mersin'e aldığımız tırları gemiye bindirip Suudi Arabistan'a kadar taşıyoruz. Tırları gemiye bindirip Marsilya'ya, Trieste'ye taşıyabiliyoruz. Köstence'ye, Romanya'ya taşıyabiliyoruz. Karadeniz'den alıp İlişevsk'e, Ukrayna'ya taşıyabiliyoruz. Bu aslında Türkiye ekonomisini taşıyoruz demektir. Türkiye için lojistiğin önemi çok çok büyüktür ve stratejiktir.